Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kalp katılığından nasıl kurtulabiliriz? Bu soru üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Kalp insan hayatında bir merkezdir. Kalbimizle iman ederiz veya bazıları kalpleriyle inkar ederler. İnancın merkezi veya inkarın merkezi kalptir. Duyguların merkezi yine kalptir. Sevmek, nefret etmek, düşmanlık etmek gibi duygular yine insanın kalbinde toplanır. Ve bazıları hakkında biz katı kalpli ifadesini kullanırız. Katı kalpli, merhametsiz anlamında. Kalbi böyle taş gibi sertleşmiş ve artık merhamet etmeyen, insanlara acımayan anlamında kullanılır. Allah-u Teala insanın çok zalim, çok cahil olabileceğine de dikkat çekiyor ve insanın böyle emaneti yüklendiğini nazara verdiği ayette "İnnehu kâne zalûmen cehûle" buyuruyor. O insan çok zalim, çok cahildir. Yani bu insan büyük emanetin taşıyıcısı. Gökler, yer, dağlar yüklenmekten kaçınmış oldukları büyük emanet insanın zayıf omzuna konulmuş. İnsan bunu kaldırabilecek kapasitede ama pek çok insan bu emanetin hakkını eda etmiyor. Emanetin hakkını vermiyor. Böyle olunca da cahillik yapıyor. Böyle olunca da pek çok hukuka zulmedebiliyor. Pek çok hukukları çiğneyebiliyor. İşte tarihte bir takım zalimler gelmiş. İşte Firavun gibi halka böyle zulmetmekten zevk alan bazı idareciler gelmiş. Karun gibi millete üstten bakmaktan hoşlanan bazı zenginler gelmiş. Ve Haccacı zalim gibi öldürmekten, adeta kan içmekten zevk alan kimseler gelmiş. Bunlar da artık kalp katılaşmış. Ve kalp merhamet etmez bir hale geliyor. Günümüzde de dünyanın her tarafında yine olaylar var. Dünyanın her tarafında kalp katılığını yaşayan insanlar diğer insanlara zulmetmeye çalışıyor. Ve Müslümanlar arasında da bakıyorsunuz adam Müslümandır ama kalp katılığı noktasında katı bir kalbi var. Etrafındakilere acımıyor, merhamet etmiyor. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet gerçekten de çok ibretli mesajlar bize vermekte. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. "Sümme gaset kulubukum." Bundan sonra sizin kalpleriniz katılaştı. "Fehiye kel hicara ev eşeddu gasve." Artık o kalpler taş gibi, hatta taştan daha da katı. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir insanın kalbi katıysa, merhametsizse taş kalpli ifadesi kullanılır. Ayette de bu mana var ama bazı kalplerin taştan daha da katı olduğunu Cenab-ı Hak nazara veriyor. Ve ardından neden daha taştan katı? Bunun açıklaması var. Ve inne minel hicara lema yetefecceru minhul enhar. Çünkü katı dediğimiz o taşların bir kısmı var ki onlardan nehirler fışkırıyor. Yani bazı nehirler dikkat ederseniz kayaların oradan çıkar ve o katı taşlardan böyle sular nebaan eder. Ve inne minha lema yeşşakkagu feyahrucu minhul ma. Bir kısmı da var ki çatlıyor ve oradan sular fışkırıyor. Hazreti Musa'nın kavmine taştan suyun fışkırması gibi. Günümüzde de yine o taşların aralarından suların fışkırması gibi durumlar. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Bir kısmı da var ki Allah'ın haşyetinden, Allah'ın azamet ve korkusundan onlar yukarı makamlardan aşağılara doğru yuvarlanıyorlar. İşte Allahu Teala dağa tecelli ettiğinde dağ paramparça oluyor. Hazreti Musa döneminde meydana gelen bir olay, ibretli bir olay. İşte ilahi azamet karşısında o koskocaman dağ dayanamıyor, paramparça oluyor. İşte bu ayet-i kerimede katı kalpli olanlara mesajlar var. Yani sizin kalbiniz taştan daha katı. Çünkü taşlardan sular fışkırıyor. Taşlardan nehirler nebaan ediyor ve taşlar Allah'ın haşyeti karşısında, azameti karşısında dayanamıyor, paramparça oluyor. Demek ki Kur'an'ın ayetlerine muhatap olduğu halde
Allah'ın haram ve helallerini, yasaklarını bildiği halde bir kısım insanlar çok katı kalpli olabilmekte. Peki bu katı kalplilikten nasıl kurtulacağız? Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. فَلْيَدْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar yaptıklarının bir karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Çok gülmek kalbi öldürür denilir. Gerçekten de lüzumsuz bir şekilde kahkahalarla gülmek bu hoş bir şey değil. Her ne kadar insan zaman zaman gülmeli, tebessüm etmeli ama bu ölçü dahilinde olmalı. Belli bir ölçü, dozaj aşılmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mütebessim bir insan. Çevresine daima müspet enerji veriyor. Abus değil çehresi. Daima mütebessim bir sima ama ciddiyet de var. Ve bir iki olay dışında peygamberimizin kahkahayla güldüğü görülmüyor. Dolayısıyla hayatta ciddi olmak lazım ve rastgele böyle kahkahalarla gülmeyi esas almak değil, ciddiyeti, tebessümü esas almak gerekir. İnsana yakışan budur. Hiçbirimiz cennetle müjdelenmiş değiliz. Hiçbirimizin garantisi yok. Böyle bir durum bizi daha ciddi olmaya sevk eder. Katı kalplilikten kurtulmak için Kur'an-ı Kerim'i daha böyle düzgün bir şekilde okumak. Bu da kalpleri yumuşatır. Ve Allahu Teala bazı insanları methederken onlara diyor ayetlerimiz okunduğunda bakarsın ki onlar gözyaşlarıyla Kur'an ayetlerini dinlerler. Onların derileri okumuş oldukları Kur'an'dan böyle ürperir diyor. Yine bir başka ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık Allah'ın haşyetinden o dağın paramparça bir hale geldiğini görürdün. Demek ki üzerimizdeki sorumluluk gayet yüksek, büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğun idrakinde olduğumuzda kalbimiz daha böyle yumuşayacaktır. Kur'an'ı okuduğumuzda kalbimiz böyle yumuşayacaktır. Allah'ı andığımızda dille veya doğrudan kalple Allah'ı andığımızda bu da yine kalbi yumuşatacaktır. Nasıl ki bazı rahatsızlıklarımız için tedavi oluyoruz, doktora gidiyoruz, ilaçları kullanıyoruz veya verilen bazı tedavi yöntemleri varsa o tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Elbette kalbin de kıvamını bulması, katılıktan kurtulması için Kur'ani reçeteleri kullanmak lazım. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor ayet-i kerimede وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet indiririz. İşte Kur'an-ı Kerim sadırlarda olan, kalplerde olan kin, düşmanlık, kötülük bu gibi şeylere şifadır. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini esas aldığında, Kur'an'ı bir akılla düşündüğünde elbette mümin kardeşine düşmanlıktan vazgeçer. Mümin kardeşinin gıybetini yapmaktan uzak kalır. Ve başkalarına merhamet etmek, yetimin başını okşamak, yetim malı yememek, başkalarının hukukuna tecavüz etmemek bu gibi noktalarda hassas olur ve o hassasiyete göre yoluna devam eder. Demek ki insanın böyle kalp katılığından kurtulabilmesi ona bırakılmış olan bir durum. İnsan isterse bu kalbini taştan daha sert yapabilir ama isterse de bu kalbini çok yumuşak bir hale getirebilir. İşte Kur'an'ı dinlemek, dini sohbetleri dinlemek, maneviyatı destekleyen kitapları okumak, Allah'ı anmak, ibadette böyle ciddi olmak, ibadetini düzgün bir şekilde yapmak, yaratılış gayesini düşünmek, bu gibi şeyler bizi kalp katılığından kurtarabilecek olan durumlardır. Cenab-ı Hak kalbimizi yumuşatsın, kalp katılığından hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.